Tamamdır. Ve bu yolda hazır. Şimdi bu yolda kurduğumuza göre ne yapacağız? Şu yolları birbirine bağlayacağız tabii ki. Nasıl kusursuz denk getirmişim görüyor musunuz? Evet. Ama ben bu şekilde yapmayı sevmiyorum. Neden? Bayağı paramız gitti galiba biraz önce. Çünkü çimenleri de temizledik. Önemli değil paraya, boş verin. Kötü görünüyor direkt. Direkt kötü görünüyor. Yatay yapmayı tercih ederim ben. Ve hata yapıp duruyorum, farkındayım. Yani direkt şöyle yapsak çok daha iyi olur bence. Bunun kısa yol tuşu neydi unuttum ya. Kısa yol tuşu vardı hepsinin. Böyle çapraz giden şeyler, ne denir, yollar sonradan sorun çıkartacak bize, inanın bana, sistem kurarken. O yüzden çapraz giden yolları mümkün olduğunca az kullanmaya bakın. Tamam. Yani eğer böyle iki tane çapraz yeri bağlayacaksanız mümkün olduğunca az çapraz dönüş ve düz düz yapıyoruz. Daha sonra şurası. Daha sonra burası. Evet, böylelikle yollarımız hazır. Son olarak şuraya da hemen one way path signal koyacağız. Burası gidiş. Dolayısıyla buranın yönü bu. Ve burası da geliş. Dolayısıyla buranın yönü de bu. Tamam. Tamam. Ama bunu buraya koyamayız çünkü yoksa buradan çıkışta direkt şey olurlar. Ters yöne girerler. Aylardır oynamıyordum oyunu. Kafam karıştı niyeyse. Tamam. Şimdi ben en başından beri yanlış düşünüyormuşum. Hatalıyım. Çünkü şöyle bir şey var. Bir taraf sadece çıkış olamaz. Buranın ikisi de giriş. Doğru değil mi? Ne demeye çalıştım anlatabildim mi? Çünkü buradan mesela iki tane tren geldi. İkisi de birisi buraya, birisi buraya girecek. Fakat daha sonra sadece bu ikisinin de çıkarken buradan çıkması gerekiyor. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Onun dışında fark etmez hiç. Yani şöyle yapacağız. Buraya aynı zamanda da şundan koyacağım. Bu arkadaştan. Bu da eğer önün doluysa gitme demek oluyor. Tamam. Ve daha sonra buralara da bundan koyacağız. Ve artık iki tren geliyorken birisi buraya, eğer burası doluysa buraya gidiyor olması lazım. Bunu iki yönlü yapalım. Bunu da iki yönlü yapalım. Yoksa her türlü bu tarafa gidiyor olması lazım. Eğer yanılıyorsak trenler çarpışınca öğreniriz. Tamam. Bunu çok doğru yaptığımı bilmiyorum. Ama önemli değil. Şu an tren çarpışmasını karşılayabiliriz. Paramıza bakın. Ve bu kadar sürede paramız biriktiği için ben bilerek hızlı çekim aldım biraz para biriksin diye. Zaman çok büyük problem değil. Biraz da olsa borcumu ödemeye başlayabilirim ben. Evet, bayağı bir borcumuzu kapattık. Sadece 150 bin borcum kaldı. Süper. Bu gemiler bize müthiş para kazandırıyor muhtemelen. Hepsi 30 bin kazandırıyor. Peki araçlarımız 6 bin, 5 bin, 6 bin, 5 bin. Araçlar da fena değilmiş. Şunlar. Bunlar da 10 bin kazandırıyormuş. Şu iki otobüs bir geminin üçte biri kadar kazandırıyor yani. Süper süper. Harika. Pekala. Hadi şu tren yolunu kuralım. Şöyle yapacağız. Burası gidiş. Ve burası da geliş. Tamam. Ve daha sonra biz bu yolların tamamını doldurmak istiyoruz bu arkadaşlarla. Böylelikle ne olursa olsun asla hiçbir araç doğru yola gelmeyecek. Yanlış yola girmeyecek. Eğer CTRL'ye basılı tutup uzatırsanız istediğiniz uzaklıkta bir bu şeylerden koyuyor. Böylelikle sizin uğraşmanıza gerek olmuyor. 7 tane falan yeterli olur. Çünkü hani yapabileceğiniz en uzun tren 7. Buraya da aynı şekilde koydum. Biraz karışık görünüyor buradaki işaretlerin tamamı ama çalışacak, inanın bana, tamam mı? Sadece inanın. Oyunu yine hızlı çekim alalım. Biraz daha para birikmesi lazım. Borcumu kapatmak istiyorum. Bu yıl 120 bin para kazanmışız ya. Çok iyi ya. Pekala. Son ışıkları da koyduktan sonra işimiz bitiyor olmalı. Yani şuraya ben hemen bir tane daha şundan koyacağım ve sonra bunu diyeceğim ki 7 tane de bir tekrarla, bam 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 bam. Hepsi dizildi. Herhangi bir yol ayrımına girerse dizilmeyi bırakıyorlar. Ve de bam.
Şimdi ne yapıyoruz? Hemen tren almaya başlıyoruz. Bir sürü tren seçeneğimiz var. Ve bu tren seçeneklerinden birini seçeceğiz. Evet. Bunlar acayip pahalı fakat bence pahalı olmasına değecektir. Ben geri borç alacağım. Daha yeni ödemiştik borcumuzu. Önemli değil, kafanıza takmayın. 85 bine en iyisini alıyoruz. Bu arkadaş. Aslında bunu da alabilirim. Bir dakika. Yok ya, direkt bu lokomotif alayım. Sonradan başka bir şeylere de kullanırım. Daha sonra da yolcu arabası. Tanesi 40 taşıyor. 6. Bizim platform uzunluğumuz ne kadardı ki? Yazıyor mu burada? Gerçi yeniden kurmaya çalışırsam en son yaptığım gözükür. Platform uzunluğumuz 6'ymış. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tanesi olmaz. Bir tanesini yana alalım. Diğer trene koyarız artık. Bu şu anda tam sığıyor olması lazım. Ama emin değilim. Bunun uzunluğu ne kadardı? Lokomotifin falan. O yüzden tam bilmiyorum. Oo, buraları da kurulmuşlar bakın. Hey, ikisi birleşiyor. Tamam. Daha sonra siz Tren Bey'e diyeceğiz ki buraya git. Sonra da buraya git. Tamam. Ondan sonra yapacağımız şey şu. Buradan hemen otobüs sipariş edeceğiz. Yeni araç istiyorum. İyisinden olsun lütfen. Ekran şeylerle doldu biliyorum. Bir sürü araçla doldu. Ya da şu araçları şimdilik almayalım. Ben bir bunları silmek istiyorum. Şimdilik bir tane dursun elimizde, tamam mı? Sonradan emirlerini kopyalayacağız çünkü bunu. Şimdi biraz daha değişik yapacağız bu defa. O yüzden gösteriyorum. Bu arkadaş şehir merkezine gidecek. Bu defa transfer yaptırmak istiyoruz. Diyeceğiz ki buna full load all cargo diyeceğiz. Yani bütün herkesi al oradaki diyeceğiz. Ve transfer diyeceğiz. Transfer full load. Tamam, böylesi daha iyi. Alabildiğin kadar al. Durdurup da verelim bunları. Alabildiğin kadar yolcu al ve daha sonra buraya git diyeceğiz. Tamam. Amacımız bu. Daha sonra buraya işaretliyoruz. Winston transfer zaten ismi transfer olmuş şeyinde istasyonunda. Buraya da diyeceğim ki bütün elindeki yolcuları boşalt. Fakat burası da transfer olacak. Ve hiç yolcu alma. Çünkü buradaki yolcuları alıp geri şehir merkezine götürmesini istemiyorum bunun. Bu sadece trene servis. Buradan alacak, buraya bırakacak. Şu anda onu sağladık. Tamam? Burayı transfer dememize gerek yok. Burası transfer değil. Şu diğer taraf transfer olacak. Orası transfer olacağını söylemek için oyuna bunu yapıyoruz. Sadece burayı... Evet. Böyle. Bu kadar. Daha sonra bu Road Vehicle 12, 11'i ne yapıyorum? Kopyalıyorum. Hem de 1, 2, 3 kere. Evet, o kadar inanıyorum bu hatta. Ve daha sonra bu arkadaşların hepsini aynı anda çıkaracağız. Çünkü çok fazla yolcu bekliyor bu merkezde bizim. Değil mi? Evet. Artık her şeyi kapatabiliriz. Ve şimdi yakında buraya çok daha fazla yolcu gittiğini göreceğiz. Henüz yolcu gitmeyecek oraya çünkü henüz trenimizi kurmadık. Hemen treninde çalıştırmaya başlayacağız ve trenin oraya gelmesini sağlayacağız yani. Hemen yola çık. Ve trenimiz de savaşa hazır. Bunun aşıldığını göreceksiniz. İleride yol düzgün geçebilirsin demek için. Ve burada yolcular birikmeye başladı. Bakın. Daha sonra trenimiz bu yolcuları alıyor. Neredeyse yola kadar çıkıyor tren ya. Ve daha sonra da gidiyor. Ve bu defa bu yolu değil, bu yolu tercih edecek. Tamam, burası düzgün çalışıyor, sorun yok. Ve oradaki transferi hallettik. Şimdi buraya da buradan buraya transfer yapmamız lazım. Ama ne yazık ki bu bölümü burada bitireceğiz. Böyle bir oyun hani
Ne olduğunu anladınız, nasıl ilerleyeceğimizi anladınız. Bundan sonra çok farklı bir şey olmayacak açıkçası oyunda. Bu tip şeyler yapmaya devam edeceğiz. Ne olacak? Aynı hattan 20 tane tren geçecek. Trenler bir yolcu taşıyacak, bir kömür taşıyacak kömür madenine. Daha sonra demir işleyip çelik yapacağız. Çeliği şehirlere götüreceğiz. Aynı şehire çok fazla çelik götürürseniz kızıyorlar yeter diye. Malzemeleri değiştirmemiz gerekecek. Farklı şeyler üretip vermemiz gerekecek. Şehirler birleşecek. Şehir ortasından metro çekmemiz gerekecek. Yer altına ineceğiz falan. Ama genel mantık aynı kalıyor. Bir şeyler taşıyoruz. Tamam. Bu oyunda böyle bir şey denemek isterseniz bedava ve her bilgisayarın kaldıracağı türden bir oyun. Evinizde yatan çok kötü bir bilgisayar varsa veya cep telefonunda bile çalışıyor. Cep telefonunda oynaması zor ama cep telefonunuza bile indirebilirsiniz. Bu sadece benim şahsen çok sevdiğim bir şeyi size gösterme amacımdı bu oyun. Çünkü benim kalbimde çok, çocukluğumda çok uğraştığım bir oyundur ve bence hala iyi bir oyundur şu günde bile. Ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Sizi sıktıysam özür dilerim bu videolarda. Bunu kaç bölüme böleceğim emin değilim. Kaç dakikadır oynuyorum bilmiyorum. Bu oyunu oynarken zaman çok hızlı geçiyor. Ama evet. Kapasitesinin yüzde kaçı dolu şu an? Hepsi 19-15 falan almış. 40 alabiliyorlar normalde. Hiç dolu değil tren. Ama yine de 4000 para getirdi. Şimdi ağzına kadar dolunca bir de bakın trenimize. Şu tren ağzına kadar dolunca da ne kadar oluyor diye bakalım ve arkasına başka vagon da ekleyebilirim. Bayağı vagonlar küçükmüş düşündüğümden. İki katına çıkarabiliriz trenin boyutunu. Şu anda full doluyken, yani bölüm bitireceğim dedim hala devam ediyorum özür dilerim. Ve uçaklarımız da açıldı, uçak da kuracağız eğer bir dahaki bölüm olursa. Full doluyken bu arkadaş bize 11.000 gerekiyor. Trenlerimizden çok daha hızlı ve trenlerimizden çok daha fazla. Tren diyorum şey, gemilerimizden çok daha hızlı ve gemilerimizden çok daha fazla demek oluyor bu. Bu işarete basarsak bunu depoya geri dön demiş oluyoruz. Yolcularla beraber dönecek ama çok yapacak bir şeyimiz yok ama depoya nasıl geri dönecek? Geri dönecek yeri yok galiba. Dolaşıp da döner ya. Dolaşıp da döner. Şuradan U çizer döner. Tamam. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi senin arkana vagon ekliyoruz dostum. Hem de şu anda 5 tane varmış. 5 tane daha. 1 2 3 4 Ha zaten şurada yazıyor uzunluğu doğru ya. Şu anda 5.5 oldu. Bizim platform uzunluğumuz 6 galiba. Aynen. Hadi 16 yapalım ha. Bakalım şimdi full yolcu kapasitesiyle ne kadar para getirecek bize bir tren. Ve böylelikle hem de buradaki yolcuları da azaltmış oluyoruz baya. Daha fazla otobüs atamam gerekebilir bu hatta. 2 otobüs yetmez muhtemelen. Bu tren binlerce şey taşıyorken. Ve tren ne kadar yavaşladı fark ettiniz mi? Bayağı bir ağırlık var çünkü şu an sırtında. Umarım sorun olmaz yokuştan falan çıkarken. Gerçi hiç yokuş yok sayılır ya. Şurada küçük bir tümsek var sadece. Ve büyük para. İyi ki güçlü bir lokomotif almışız ama yoksa taşıyamazdı bu kadarını. Kaç para gelecek buradan? Bam 25.000. Evet. Ve gemilerden daha az para verdik bu trene. Onu da hesaba katın. Ve burada daha taşıyabileceğimiz bir sürü insan da var. Yani evet. Bir tane daha treni bile kaldırabilir bu hat şimdiden. Çünkü bu şehir çok hızlı büyüdü ve çok çabuk büyüdü. İkisi birleşmek üzere. Tamam. Tekrar teşekkür ederim. Bana katıldığınız için bu kadar bölüm ve bir sonraki bölüm olursa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Olmazsa bu oyunun son görüşünüzdü. Belki yayınlarda oynarım arada bir ama. Çünkü benim hoşuma giden bir oyun. Bye bye.